Tekrardan merhabalar sevgili Family Günün dostları. Yepyeni bir bölümle hem de bu sefer 37. bölümle hem de saat 4.13'te 8 Aralık Cumartesi günü karşınızdayım. Nasılsınız? İyi misiniz? Afiyette misiniz? Her şey yollarında gidiyorlar mı? Beni soracak olursanız kah üzülüyoruz, kah gülüyoruz. Hayat da böyle değil mi? Dostlar. Her gün böyle yeni bölümü çekmeden önce şey yapardım ben. İşte bugün. Bundan bir yok olmaz. Bir gün önceki bölümü açıp işte onun yorumlarına bakardım. Ona cevaplar yazardım ki hani şey. Bu bölümden hani yapmam gereken falan bir şey olursa hatırlamış olayım, göreyim diye. Açık söyleyeyim. Geçen bölüm bu FM tarihimizin yani bu seneki FM tarihimizin en az yorum alan bölümü olmuş. Bir yorum Serki Tek'ten, bir de benim ona verdiğim cevap iki yorum ki benimkini sayma zaten. Açtım öyle baktım baktım girdim. Sonra da şeyi düşündüm. Bir iş monotonlaştıkça hakikaten böyle şeyi kayboluyor. Düşüyor yani azalıyor. Monotonlaştıkça ne bileyim yani insan şey yapamıyor. Değerini kıymetini bilemiyor diyeceğim çok saçma olacak. Öyle değerli kıymetli bir şey değil de monoton olunca bunu televizyon için falan da düşünebilirsiniz. Hani hep zaten orada ya, istediğin zaman ulaşabileceksin ya o yüzden çok şey yapmıyor. Meh diyor ama işte diğer tarafta böyle yılda bir kere olan bir şey olunca. O da şey gibi düşün. Bak ne kadar kötü bir örnek vereceğim. Her hafta İbo Show'da çıkan dansöz düşün. Ve sadece yılbaşına çıkan dansöz düşün. Her hafta İbo Show'da çıkan daha iyi olsa bile o yılbaşına çıkanı insanlar akar. Aa neymiş lan bu falan deyip mesela. Aa her gün çıkanı zaten bir yere bakarız derler. Bazen bakarlar bazen bakmazlar belki o kısım çok önemli değil de. Yani buradan düşünün örneği. Peki diyeceksiniz ki o zaman sen niye hala her gün yapıyorsun? İki sebebi var. Şuna bir şey yapayım. Ne bu maç katliam var takımda. Ciddi katliam var abi. Her pozisyonu değiştireceğiz neredeyse. Şimdi Mehmetçim sen şuraya oturdun. Sol açık. Tarık Tarcan gel. Mertcan Taha gel. Senin daha iyi oynadığın bir şey var mı? Mezzelle. Daha defansif kalabilir bu maçlık. Ozan, Ender gel. Üç kiralıkla giriyoruz maça hadi hayırlısı. Krapman nedense bir tık daha güven vermiyor bana. Hani böyle el alemin maçı ya, eman falan diyecekmiş gibi geliyor. Forvet yedi, Oktay Balcı gel. Daha Tunç orta saha yedi. Yolcu Mansız mı? Defansif orta saha yedi var mı? Var Berkan var, gel. Yıldıray Koçal kanat yedi. Ahmet Yazar gel. Şurası üzecek, şu üzecek. Sakatlanma riskleri yüksek. Ne yaparsın? Yapabilecek bir şey yok ona. Tamam bunu gönderdim. Ha, o zaman niye her gün ben bunu çekiyorum? 2-3 tane sebebi var. Bir, biraz bu kendimle böyle bir şey, bir işi disiplinli düzenli yapma şey gibi bir durum oldu. Kendimle ilgili biraz. İki, bunu çok sonradan gelip seyredenler var. Onu biliyorum. Hani hakikaten 2-3 yıl sonra seyredenler de var merak edip. Onlar enteresan. 3. Herkesin boş vakti olamadığının farkındayım. Yani normalde düzenli seyreden herif bile şey yapamıyor. Fırsat bulamıyor. 2 gün sonra seyrediyor. 3 gün sonra seyrediyor. Bazen seyredemiyor. Bak mesela bizim FM bölümlerini playlist şeklinde koydum ya ben şey kanala. Üşenmezseniz bakın. Bazı bölümler 60-60 izlenmiş, bazıları 30. Lan demek ki herif aradaki maçları izlememiş yani. Hani şey değil. Her bölümü izleyerek gitmek zorunda gibi hissetmiyor kendini. Denk geldiğimi izleyeyim gibi düşünüyor anladığım kadarıyla.
Takım seçimimizi yapmıştık zaten sanırım. Şunu bir değiştirebiliriz ama. Fırsatçı gol. Yani o yüzden ben bu YouTube şeyine hep uzun vadeli bakmaya çalıştım. Uzun vadede de bir bok olmadı. Orası işin ayrı tarafı da. Hani ben hep uzun vadeli bakmaya çalıştım. Bugün yaptığımı bir yıl sonra biri izler dedim. 3 yıl sonra biri izler dedim. Öyle de olmuyormuş, onu da gördük. Ama olsun. Ben şeyi seviyorum. Dünya tatlısı insanlarla iyi kötü tanıştık burada. Muhabbet ettik. Kimileri canlı yayınlara geldi falan. Orada ekstradan ayrıca muhabbet ettik. O da güzeldi. O ne biçim pastı be? Ben böyle 5-6 bölümden birinde bizim YouTube kanalıyla ilgili konuşuyorum da biraz şimdi yani ortam YouTube olduğu için konu da oraya gidiyor ister istemez ya. Ve ben her maçtan önce, her bölümden önce açıp baktığım için ne olmuş ne bitmiş diye. İnsan aklına kalıyor mecburen hani. Ya ne kadar kötü pas atıyor bizim çocuklar abi. Şuradan onlara bir bağırayım. Konsantre olun. Pas hatası yapanlar yeni koydum herifler olsa bir şey demeyeceğim. 40 yıllık oynayan Berk ve Çalhan. Ay çok kötü pas. Arkaya açarsa yeriz. Helal lan. Lan ha. Bir saniye bir şey kontrollü hücum falan. Allah. Çık ya. Abi tıklıyorum tıklıyorum değişmiyor. Görüyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Ya oyun tam bozulacak zamanı buldu. İnanılmaz. Abi bir saniye hiçbir şeye tıklayamıyorum. Bug'a girdi abi. Alt tap yapmaya çalışıyorum şu an. Yani bu salaklığı görüyorsunuz değil mi siz? Size de böyle görünüyor. Ne yapayım ben şimdi? Böyle mi oynayacağım bütün maçı? Yeni de restart atmıştım bilgisayara bir de. Allah'ım yani. Bunu görmüyorsunuz tabi. Ben alt tab yapmaya çalışıyorum bir yandan. Yaptım. Böyle salakça mouse'la basılı tutarak falan yaptım. Sıçayım ya. Hataya bak. Bunu da aynen böyle yükleyeceğim. Olur da FM'den biri gelir bakar da yüzü kızarır belki diye. Fıkı 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 oynuyor anasını satayım. Her şey hiçbir şeye basılmıyor. O gün üstünde böyle bir keyifsiz şey de vardı. Ulan bu maçı da kesin kaybederiz ha. Zaten baksana 2 sakat, 3 sakat, 2 cezalıyla maça çıktık. Oha Mahmut çok iyi geçti ama. Ender ilk seferde... Aferin lan Tarık. Tarık'tan hiç beklemezdim. Pozisyonu da çok içine sıçtılar ha. Topu kont... Aa, şey... Gay Pride bayrağı vardı şurada. Şurada topu yakaladığı gibi vurmadı. Aa dedim sıçtık. Tarık çok güzel bir yerden vurmuş. Helal olsun. Geç bakalım. Tarık da bildiğiniz gibi kiralıktı. Aldık sonra. Kiralık teklifi götürdük. Sonra alma teklifi götürdük. Yo, direkt zaten şey kontrat önerdik aldık. Yalnız hala şey yamuk yumuk çalışıyor şu maç ekranı.
Fark etmişsinizdir. Geliyorum, şu şey çıkmıyor mesela bak. Şimdi çıkacağı tuttu. Az önce çıkmamıştı. Oradan kaleye mi vuracağım? O asittir. Bunu geçen sefer de yemiştik, şu golün aynısını. Niye yiyoruz acaba ya? Şunu niye yiyoruz acaba? Çok gereksiz bir gol abi. Ortadan duran topu bu kadar mı kolay arkaya aşırtıyor herif yani? Onlar da Şevket Güngör'ü sakat ya da çok yorgundu. Sakat ama herhalde. Bu arada ilk 5'ten düştük şu anki durumla. Yani ilk playoff şeyinde kalmak istiyorsak bu maçı kazanmamız gerekecek gibi şu an görünüş. Ya Mahmut Nasır'a top bırakıp gidiyorsun ya. Onur Erişte Ceyhun Eriş'in bir şey mi acaba? Fenerbahçe'de bir aralar bir Ceyhun vardı Ortega'nın zamanında. Hatta Ortega ile kavga etmişti. Hatta Ortega belki de o herif yüzünden gitmişti, bilmiyorum yani. Çok sağlam şut çekerdi. İşte bir şey olmuyor. Bu arada ben biraz ben karanlıkta da kaldım ya. Bugün ne uğursuz bir günmüş arkadaş. Dünden belliydi bak. Dün başlar kara günler başlıyor falan gibi bir şey yazmıştım ya. Yani oyun bile sakatlandı. Kamera neyse, karanlık çok da değildir. Beni görüyorsunuzdur diye umuyorum. Aa, şu bir hiç işime gelmedi ya. Salak da bir gol yedik gene. Hiç öyle organize hücum bilmem ne golü yemiyorum abi. Hep böyle salak salak goller. Ya defansın arkasında biri böyle gülle gibi uzun top atar, onu yakalar biri atar. Ya da duran top ya korner ya şey, böyle önden arkaya şırtmalı. Ya gözünü seveyim. Hadi daha hadi hadi. Abi. Aa, çıldıracağım. Ne soyunma odasına gitti, ne bir şey yaptı. Bastım, direkt geçti. Manyak mıdır nedir abi, oyun yetti. Öf yani. Aynen böyle gideceğim abi, aynen. Normalde şey kapatıp böyle en son save'e alıp şey yapıp tekrar oynardım burayı da. Yok yok, böyle iyi. Aynen böyle görsünler, anasını satayım. Çok da görürler ya. As. Ne yaşadıysam onu çekeceğim, YouTube'a koyacağım demiştim. Aha da böyle oldu benim de yaşadığım. İşlerine gelirse. Zaten adam gibi pek yayınlamadı galiba FM'yi. Hiç görmedim ben. 2 Kasım'da çıktı. Bak, Kasım'da çıktı. Bugün kaç? 8 Aralık. Şey yapmadı. Düzgün bir patch yayınlamadı. FM'nin şöyle bir çakallığı vardır. Yıllar içinde geliştirdiği. FM çıkar. İlk çıktığında genelde hatalı, bug'lı, bu sakatlık sorunu bilmem ne falan çıkar. Her sene böyle bir şey arızayla çıkarıyorlar yani. Bir ay bekliyorlar abi. Neden? Çünkü bir ayda o korsanı bir güzel yayılıyor şeye, piyasaya. Ondan sonra patch yayınlıyorlar. Oyunu gerçekten alanlar patch'ini yapıp rahat oynayabiliyor. O korsanı şey yapanlar kanser kanser oynamak zorunda kalsın diye. Bildiğim kadarıyla böyle bir muhabbet var. Da agam, o bu arada 4. sıraya çıkıyoruz. 5'e düşüyoruz. Bir şeyler oluyor paso. Bir işime gelir bu arada benim. Ha ama da yani abi, bir ay boyunca şu oyunu para verip satın almış insanların da kanser etme be.
daha çabuk yap, bir şey yap yani. Gerçekten mi kanser? Oyuncu değişikliği yapmaya niyetim var. Aha çıktı bu sefer. Düzeldi mi lan acaba? Keşke biraz sonra tıklasaydım ya. Neyse ben bu maçta da beraberliğe bir tık razıydım zaten. Neden? Çünkü deplasman herifler 9. sırada. Çok öyle beleş maç değil zaten. Ha, ama şunu da atarsak diyeceğim. Nerede? Bu herifin kornerlerinden hiç bok olmuyor. Benden çekil, sakinleşelim benim. Aha! Ah be! Geçseydi o tara. Bir şansı vardı. Mehmet, o topu kaptırma. Canım benim, anan. Mehmetçim bak, yedin bir bok ha. İkinciyi yeme. Çok güzel pas attı sonunda. Ama işte abi, herife çarptı, döndü bir girdi o top gene. Hep bu. Bak bak, gene defansın arkasına bir top. Berk gene geride kaldı. Vurdu herif. Ay bari. Çalhanoğlu'nun onun yerine kim olabiliyoruz ya? Alaaddin ya. Bu arada kasa hala ötüyor, lanet olsun ya. Zıngır zıngır öndeki fana ötüyor. Bugün 2-3 kere kaldırıp bir yere vurdum. Arasına kağıt mağaz soktum, böyle sıkışan bir şey varsa çıksın diye falan. Yok abi, o fan illa ötecek. Öndeki panelini bir çıkarmam lazım. Ona da üşeniyorum, tahmin edersiniz. Çıkarsam da o fanı ne yapabilirim bilmiyorum. Kasanın içine açsam o fanın power kablosunu şey yapacağım. Sökeceğim belki. Hani güçsüz kalırsa dönmez. Dönmezse de ses çıkarmaz diye. Çünkü zaten önünde iki tane başka hayvan gibi fan var. Onlar yeterince soğutuyor. Oyun oynarken bakıyorum. 50-55 derecede benim ekran kartı falan yani. Isı konusunda bir sorunum yok. Ama şu ses. Şu an geliyor mu size? Neyse, dün dinletmiştim zaten. Dünkü bölümü izleyenler hatırlayacaktır. Oh, ulan bir an vurdu zannettim kaleye. Berkan Akdeniz. Bu da acaba Ali Akdeniz'in nesi? Bir ara Fenerbahçe'de sol bek miydi, sol açık mıydı? Ali Akdeniz diye biri vardı yanlış hatırlamıyorsam. Hadi lan. Ah be. Geçecek sandım bir an o topu. Bizim orta sahada iki oyuncu aynı kişiye koşuyor. Çok salakça. Pres yapmanın altın kuralı, herifin üstüne koşmak da herifin pas atabileceği yerleri kapatmaktır esas. Yoksa yani şey gibi, Barcelona gibi, maymun gibi oynatırlar seni ortada. Barcelona'nın o en çılgın zamanında niye pres yapılamıyordu? O üçgenler muhabbeti neydi? Herifler sürekli çok fazla pas opsiyonu oluyordu. Herkes çok fazla boşa kaçıyordu çünkü. Şey değil yani. Yoksa pres yaptı herifler kabiliyetsiz olduğu için değil. Adam zaten pas atabilecek hep çok fazla opsiyonu olduğu için presten etkilenmiyorlardı. Bakayım bu sefer soyunma odası. Ha. Ayak kırıklığıydı bilmem ne. Tamam. Yani ne diyeyim ki bu maça? Buglarla oynadık anasını satayım. Önümüzdeki hafta Bandırma ile içeride oynuyoruz. Bu arada 26. maç oynadık. 34. 8 mi kalmış oluyor? Evet, 8 maçımız kalmış. Ligin bitimine. Ligin bitimine bakalım. Ayrılır mıyım, kalır mıyım? Yönetim bence 1-2 hafta içinde bana şey gönderecek. Şunu bir imzalı da hele hele falan diye. Çok oralı olmayabilirim. Bilmiyorum. Daha iyi bir yerden teklif gelirse gerçekten gidebilirim. Çünkü burası beni uyuz etti bir kere. Zaten baştan kaybetti beni. Ne bileyim, şöyle bir yurt dışından bir teklif gelse.
Hem de böyle yabancı sınırı olmayan bir yer. Gözlemci para derdi olmayan bir yer. Vay be. Yani bundan bir şey olmaz. Orta saha. Oo böyle. Sözleşmesi bir tane arkadaşlardan herhalde. Bunu gözlemlemeye devam etsin. Aa ulan keşke şey gözlemci şeyini şey yapma şeyini yazmıştı arkadaş. Ona baksaydım. Unuttum ben onu be. Kanalcı bir yorum görünce neyse dedim direkt kaydetmeye başlamıştım hiç. Erdeniz. Modern bek yok ya. Senden olmaz. Sen nasıl bir... Ah sol bek çok değiştirecek gibi de... Oo. Ama sen çok para isteyecek birine benziyorsun. Bana hiç bulaşmayacağız zaten yani belli. Sesim gitti bu arada çok kötü bir anda farkında mısınız? Az Süheyl'de sarı kaç cezası oldu. Nasıl demişti? Gözlemcilik. Ha buraya mıydı? Buraya mıydı? Nereydi? Gözlemcilik ağı oluşturur gibi bir şey demişti sanki. Ulan. Dün götümle okumuşum adeta. Hiç aklımda kalmamış. Neyse bunu sonraki bölümde en kötü tekrar bakayım. Ay heh, dur şu şuraya gelsin. Takıma bir iki gün falan dinlenme verelim. Mal mal sakatlanmasınlar. Çıt. Geç şuraya. Ya şimdiden ver ya. Neyi illa son anı bekliyoruz. Antrenman, dinlenme. 2 gün. Alın kardeşler. Gidin yatın abi. Devam. Artık ufaktan bölümün sonuna geleceğiz zaten tahmin ettiğiniz gibi. Yani o maç sırasındaki şeyi değiştiremem falan çok uyuz etti. Bir de dedim ya bugün içimde böyle bir kötü his var bilmem ne falan bir bok olacak zaten diye. Oyun bozdu kendini yani. Tıklattırmadı, ettirtmedi falan. Neyse umarım yarın öbür gün böyle şeyler yapmaz. Umarım yarın öbür gün buradaki fan böyle ötmeye devam etmez. Son kez devam'a tıkladım. Bundan sonra kaçıyorum. Dediğim gibi yarınki maç Bandırmaspor. 14. sıradalar ve içeride oynayacağız. Bunları yenmemiz lazım artık. Sonrasında da 7 maç kalmış oluyor. Ligin sonlarına geldik. Artık düşecek halimiz yok zaten. Yani şuralara kadar falan en azından. Ama işte şu ilk 7'nin içine takılabilirsek bizim için güzel olacak. Oh. Böyleyken böyle. Sanırım başka da söyleyecek bir şeyimiz yok. Değil mi? Yoktur herhalde. Evet, o zaman ben ufaktan kaçıyorum. Sevgili dostlar, hepinizi gözlerinden öpüyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Yorum yazanlara ayrıca teşekkürler. Böyle. Haydi, hoşça kalın.